Diyarbakır'ın gündeminde Dicle Vadisi projesi var. Şu anda nehir kimi yerlerde 150 metre genişletiliyor ve doğal vejetasyon, bitki örtüsü ve doğal yapı tamamen değiştiriliyor. Nehrin su seviyesi 1 metrede neredeyse 10 santim, 15 santime indirilmiş durumda. Bu haliyle bizim biyoçeşitliliğimizi Dicle Nehri'nde yaşayan pek çok türe olumsuz bir etkiye sahip. Eğer biz UNESCO mirası içinde olan Hevsel bahçelerini korumak ve yaşanabilirliğini, sürdürülebilirliğini devam ettirmek istiyorsak bu projeyi yeniden ele almamız lazım. Dicle Nehri'ne küçük müdahaleler olabilir. Mevcut kıyıya düzenleme, koruma amacıyla müdahale edebilirsiniz. Çevre kısımlarında yürüme parkurları, bisiklet parkurları, oturma yerleri, rekreasyon alanları ya da çay bahçeleri yapılabilir. Ama bu doğal yapıyı fazla değiştirmemek şartıyla. Ve nehir aynı zamanda Diyarbakır'a ekoturizm yönünde büyük bir katkı sunar. Bizim UNESCO mirası içinde olan Hevsel bahçelerine yapacağımız müdahaleler doğaya olan imajımızı olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle dünya çapında bu projenin yeniden ele alınması, rehabilite edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde burada nehir özelliği olmadığı için kanal benzeri bir yapıya dönüşmüş olacak. Bu projenin özellikle nehir yatağının genişletilmesiyle daha olumsuz durumların yaşanabileceğini düşünüyoruz. Mevcut türlerimiz, kuş türlerimiz, memeli türlerimiz, bitki türlerimiz, sürüngenlerimiz var, böceklerimiz var. Bizim bunların büyük bir çoğunluğunu kaybetme söz konusu. Bunları korumak için Dicle Vadisi projesini yeniden değerlendirmemiz lazım. Bu haliyle olumsuz bir görüntü sağlıyor. Ülkemiz imajına da Diyarbakır'a da olumsuz bir durum sergiliyor. Yetkililerin bu konuda ben hassasiyet göstereceğine, aklı selimin ön plana çıkacağına olan inancımı sürdürmek istiyorum.